Hacılığı ile aramızda bulunan kıymetli umrecilerimiz, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gençlik teşkilatımız ve Kadınlar Gençlik Teşkilatımızın önderliğinden Mekke İrşat Gecesi adı altında düzenlemiş olduğumuz bugünkü gecemize hepiniz hoş geldiniz. Tabii dünyada milyarlarca insandan her dönemde, özellikle şu anda zor şartlarda gelen Suudi Arabistan'a, Avrupa'nın 10 noktasından yaklaşık 4000'e yakın ümrecimiz, bir kısmı Medine-i Münevvere'de, bir kısmı cinlerin hapsedildiği Mahbesel Cin'de, yani Kabe'nin hemen yanı başında, güzel bir mekanda, güzel bir günde ve güzel bir hatiple inşallah bu geceyi ihya edeceğiz. Rabbim bizlere faydalanmayı, hedefine ulaşmayı nasip etsin inşallah diye diliyorum. Mesaj verecek. Aziz kardeşlerim, hepimiz döndük Beytullah'ın etrafında. Ona tavaf deniyor. Tavaf aslında insanlık tarihinde iman korosunun içerisine dahil olmaktır. Her an hareket halindeyiz aslında. Varlık da hareket halinde, galaksiler de hareket halinde. Biz de o tavafta, o harekete katılarak evrensel koronun içerisinde yer alıyoruz. Hazreti Adem'le başlayan bir tarihi var. Hazreti Adem Aleyhisselam eşi Hazreti Havva ile beraber cennetteki o yaşadıklarını yaşadıktan sonra dünyaya gönderildiklerinde hepinizin malumu Hazreti Adem Arafat'a, Hazreti Havva ise Cidde'ye. Zaten Cidde'nin ismi de oradan gelir. Babaanne demektir, Ceddetün demektir. Oradan o ismi almıştır. Birbirlerini araya araya Arafat'ta bulup, Arafat'ta Cebelür Rahme denilen noktada, o rahmet tepesinde o sürgünlerini bitireceklerdir. Sonra Müzdelife'ye, yani insanlığın izdilaf ettiği, birleştiği yere gelecekler. İnsanlık oradan neşet edecek, ilk tohum orada atılacak. Arkasından Hazreti Adem semadaki Kabe'yi özleyecek. O semadaki Beytül İzze'deki Kabe'yi, meleklerin etrafında tavaf ettikleri Kabe'yi bilmiş ve görmüş, oraya şahit olduğu için yeryüzündeki o sürgününde, o hayatında onu özleyecek. Ve diyecek ki Rabbim ne olur bana aynen oradaki gibi bir beyt, bir ev edindirseydin. Ben de aynen meleklerin yaptığı gibi senin şanını dile getirerek tavaf etseydim o mabedinin etrafında ve en azından orada özlediğim o hasreti
burada uzatmadan yaşayabilseydim, Cenab-ı Hak da müsaade edecek. Ne kadarına yeterse inşaatı yarım bırakmadan öylece tamamlayalım. Ve öylece tamamlanır. Aradan yıllar geçer. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle bir söz söyler. Eğer kavmimle cahiliye adına bağlar bu kadar taze olmasaydı, Kabe'yi yıkar, yeniden atam İbrahim'in tevhid üzere yaptığı o temeller üzere yapardım. Yani Kabe'yi Hazreti İbrahim gibi yapardım ama yapmayacağım, bu şekliyle bırakacağım diyor. Neden o şekilde bıraktığını biz İmam Nesai'nin sahihinde, hadis kitabında geçen Ayşe anamıza söylenen bir sözden öğreniyoruz. Ayşe anamız bir gün Efendimiz'e söylüyor, zaman Mekke'nin fetih zamanıdır. O anda İslam Mekke'ye hakim olmuş, putlardan temizlenmiş Kabe, Ayşe anamız da bir talepte bulunuyor Efendimiz'den. Ya Resulallah diyor, Kabe'nin içinde namaz kılmak istiyorum. Tutuyor elinden Ayşe anamızın, hatim duvarının içine getiriyor. Burada namaz kılıyor Ayşe diyor. Burada kılınan namaz Kabe'nin içinde namaz kılmış gibidir. Aslında o gün oranın dışarıda kalması ümmete bir rahmet olacak. İnsanlar orada namaz kıldıkları zaman Kabe'de namaz kılıyorlarmış gibi bir ruh haline ve sevap adına da farklı bir şeye kavuşacaklar. Allahu Ekber deyince bile acabalar beliriyor aklımızda. Allahu Ekber, Allah en büyüktür ama ne? Ama yok. Amayı demez bir mümin. Allah en büyükse bitmiştir. Sen ezanda bunu diyorsun. Kamette bunu diyorsun. Başka zamanlarda da bunu diyorsun. İş başa düştüğü zaman da bunu demek durumundasın. Allah en büyükse Allah'a ait alanları başkasıyla paylaşamazsın. Allah en büyükse takva senin elbisen olmalı. Allah en büyükse o hesabı düşünmelisin ve hesap üzere yaşamalısın. Olan kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Bu manada bizi hayır yollarında daim eylesin, daim eylesin. Şu güzel topraklardan nasibimizi ziyadeleştirsin. Ne varsa günah adına, yanlışlık adına, fısk adına her şeyi burada bırakıp yepyeni, tertemiz bir sayfa açarak geldiğimiz topraklara birer iman mücahidesi, mücahidi gibi dönmeyi bizlere nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.